Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Telegram hakkında bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere WhatsApp'ın güvenlik bildiriminden sonra, güvenlik sözleşmesinden sonra birçok insan farklı platformlara gitti. Bir kısmı Telegram, bir kısmı Bip, bir kısmı Signal gibi birçok yerlere gidildi. Ve en çok kullanılan programlardan bir tanesi de Telegram. Bunu tanıtacağız. Daha sonrasında diğer programlara da tabii ki değinilecek. Google Play'den veya Apple Store'dan arama kısmına Telegram yazdığımızda böyle bir simge karşınıza çıkacak. Buradan hemen aç diyoruz. Programa tıkladıktan sonra böyle bir menü karşınıza gelecektir. Buradan Türkçe olarak devam et seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Aksi İngilizce olarak devam edecektir. Türkiye olarak gösterdi ve cep telefonu numaramızı istiyor. Hemen yazıyoruz numaramızı. sonrasında bizlere bir kod gelecektir SMS olarak. konumuzu bekliyoruz. Evet kod geldi ve gelen kodu buraya işliyorum. Gördüğünüz gibi sizden ad ve soyad kısmını istedi. Ben burada kanalın adını yazacağım. Genç bakış şeklinde. Evet buradan yine mavi oka basıyoruz ad soyad kısmını da oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi Telegram'a hoş geldiniz. Sağ alt köşedeki kalem düğmesine dokunarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz demiş. Bu sağ köşeden de basarak dediğim gibi mesajlaşma kısmına gelebilir. Tekrardan geri geliyorum. Evet buradan e, yeni gizli sohbet yeni grup ve yeni kanal şeklinde görülmekte. Şimdi ben bu tanıtım yaptığım telefonda herhangi bir numara olmadığı için Telegram'da henüz hiçbir kişi yok diyor burada uyarı vermiş İsterseniz arkadaşlarınız da davet edebiliyorsunuz bu sağ taraftaki ok işaretine bastığınızda buradan istediğiniz kişiyi de telegrama ekleyebiliyorsunuz buradan yeni grup seçeneğinden buradan da yine 200 bin kişiye kadar grup eklemesi yapabiliyorsunuz yeni gizli sohbet kısım var bunda da şifreli bir şekilde yapabiliyorsunuz şimdi tekrardan geri geliyorum Evet burada sizlerden fotoğraf için izin istiyor. Galerinize ulaşmak için mecburen vermeniz gerekiyor fotoğraf alıp vermek için. Daha sonrasında yeni grup olayına bakmıştık. Kişiler kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi burada şifrelenmiş bulut sunucusuyla eşitlenecektir diyor. Şu anda ben bunları istemediğim için hepsinden geri çıkıyorum. Arabalar kısmı var. Aramalar kısmında hem görüntülü hem de normal arama yapabiliyorsunuz. Bunda farklı bir özellik olarak WhatsApp'tan farklı bir özellik olarak yakındaki kişiler adı altında bir kısım var. Erişime izin verdiğiniz takdirde e, buradaki yakınınızdaki bu programı kullanan kişileri gösterecektir. Bu özellikler tabii ki WhatsApp'ta yoktu. Kayıtlı SMS'ler, kayıtlı mesajlarınız var. Bunları da ayrı bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bulut depolaması diye bir kısım var. Mesajları kaydetmek için buraya tıklıyorsunuz. Saklamak için medya ve dosyaları gönderebiliyorsunuz. Bu sohbeti tüm cihazlarda erişebiliyorsunuz. Hızlıca bir şeyler bulmak için ise arama tuşunu kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Burası Bulut sistemine kaydolduğu olduğu için hiçbir şekilde verileriniz kaybolmamakta. Ayarlar kısmına gelelim. Bakalım detaylarda neler var. Bir de onları izleyelim. Evet, ayarlar kısmına geldik. Ayarlara geldiğimizde bizden bir profil fotoğrafımızı ayarlamamızı istiyor. Tıkladığımızda bizim kameramızı açmamıza izin istiyor ya da buradan galerimizi görüntülemek istiyor. Şu anda ben galeriden herhangi bir şey yüklemeyeceğim için geri çıktım. İsterseniz buradan kullanıcı ismi de oluşturabilirsiniz. Telegram'da bir kullanıcı adı seçebilirsiniz. bunu yaparsanız diyor insanlar sizi bu kullanıcı adıyla çok daha rahat bulabilir. İlla ki cep telefon numarasıyla değil kullanıcı adıyla da işlem yapabilirsiniz. Aynı burada da hakkınızda kısmı WhatsApp'taki gibi buraya yazabilirsiniz bunları da. Daha sonrasında burada birçok ayar var. Bunlara kısa kısa sizlere değineceğim. Daha sonrasında bu Telegram'ı biraz kullandıktan sonra böyle 2-3 gün kullandıktan sonra sizlere detay videolar çekeceğim. Gruplar nasıl oluşturulur? Oradaki gruplardaki fotoğraflar, videolar, bu konular hakkında çok detaylı bilgi videoları da çekmiş olacağım. Bildirimler ve sesler kısmı var. Bakın buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi özel sohbetler, gruplar ve kanallar olarak bildirimler görülmekte değiştirmek için dokunabiliyorsunuz ve buradan özel sohbetler adı altında mesajların ön izlemesi, ışık rengini seçebiliyorsunuz bakın buradan. Birçok renk seçebiliyorsunuz. Titreşimi varsayılan veya da uzun kısa veya da sessiz al şeklinde yapabiliyorsunuz. Açılır bildirimler var bakın. Buna tıkladığınızda açık kapalı şeklinde yapabiliyorsunuz. Yine ses olayını da istediğiniz gibi seçebilirsiniz buradan farklı zil sesleri de seçebilirsiniz. Öncelik olarak isterseniz acil, düşük veya orta olarak da seçebilirsiniz. Ve bunların haricinde de ayrıcalık da ekleyebilirsiniz buradan. Bunu da burada göstermiş olduk. Şimdi daha sonrasında geri gelelim. Gizlilik ve güvenlik kısmı var. Buna girelim. Gizlilik ve güvenlik kısmında Engellenen kullanıcılar diyor. Bakın bu WhatsApp'ta da var zaten. Kişiyi engelle diyorsunuz. Tabii ki dediğim gibi şu an listede kimse yok. Buradan kişiler kısmından geliyorsunuz ve engelleyebiliyorsunuz o şekilde. Yine telefon numarasındaki kişilerim. Oraya bastığınızda listeniz görünüyor. Son görülme çevrimiçi İsterseniz yine WhatsApp'ta olduğu gibi herkes kişilerin veya hiç kimse olarak da buradan paylaşım yapabilirsiniz. İsterseniz buradan aynı WhatsApp'ta olduğu gibi ayrıcalık da ekleyebiliyorsunuz. Şuraya tıkladığınız takdirde buradan da ayrıcalık olarak herhangi bir kişileri bunlar haricindeki kişilere paylaş gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Bakın burada mesela kişilerin demiş. Her zaman paylaş kullanacağı da ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada asla paylaşma demiş. Buraya bir kullanıcı eklediğiniz zaman sizin paylaştığınız görüntüleri o kişi hiçbir zaman göremez. Burada her zaman paylaş dediğinizde buraya yazdığınız kişiyi her zaman karşınıza çıkartır. Daha sonrasında bir de ee, tekrardan geri gelelim. gizlilik güvenlikten devam ediyoruz. Profil fotoğrafı var. Bakın, isterseniz profil fotoğrafını herkes veya kişilerim olarak da burada seçebilirsiniz. Yine burada. Ee, mesela asla izin verme seçeneği var. Diyelim ki birisinin görmesini istemiyorsanız, burada kullanıcı ekle butonundan buraya ismini yazarak kullanıcı ismini yazarak onu orada izin vermeyebilirsiniz. Ee, profil fotoğrafınızı o kişi göremez. Listesinde olsa dahi göremez. Bir de kişilerim kısmı var. Kişilerinde de yine her zaman izin ver veya asla izin verme şeklinde kişileri tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi iletilen mesajlar kısmına geliyoruz. Bakın burada iletilen mesajlar kısmında da mesajlarımı iletirken hesabım için kimler bağlantı ekleyebilir. İsterseniz herkes isterseniz karşılıklı olarak kişilerin de ekli olan kişiler yapabilir ya da hiç kimse olarak seçebilirsiniz bunu da. Bunu da geçiyoruz. Daha sonrasında aramalar kısmı var. Aramalarda da yine aynı üç seçenek var. Tekrar tekrar aynı yerlere gelmeyeceğim. Daha sonrasında gruplar kısmı var. Gruplarda da yine herkes ve kişilerim şeklinde bunları tamamen tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamaya da ayrıca bir parola ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada uygulama kilidi pin oluşturabiliyorsunuz. Bunları da yaptığınız takdirde daha da güvenli olur. İki adımlı doğrulama kısmı var. Zaten bu çok kullanılan bir sistem biliyorsunuz. E daha güvenlikli bir sistem. E uçtan uca şifremi olduğu için de zaten böyle bir şey yapabilirsiniz. Etkin oturumlar diyor. Daha önce nerelerden bu açılmış ne yapılmış bunları da görebiliyorsunuz. Şimdi burada mesela hesabım sil diye bir şey var bunun mesela diyorsunuz ki ben 6 ay bu hesaba girmezsem benim hesabımı tamamen sil diyorsunuz. Ya da buradan 1 ay 1 yıl gibi bir seçeneklerde gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. daha sonrasında buradan yine kişiler kısmı var. Kişileri eşitleyebiliyorsunuz bulut hesabı ile ilgili. Evet şimdi... Gelelim veri ve depolama kısmına. Hızlı bir şekilde göz atıyorum. Depolama kullanımı hakkında sizlere bilgiler veriyor. Medyayı saklama süresi sınırsız, süresiz olarak göstermiş. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz depolama olayı ise burada tabii ki sizin kendi cihazınızla ilgili bir durum. Onları göstermiş. Buralara kişilerden kişilere farklılık gösterebilir. O yüzden geri çıkıyorum. Evet burada şimdi sohbet ayarları kısmı var. Sohbet ayarlarında da Burada metin boyutunu şu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Büyültülü küçültebilirsiniz. İsterseniz buradan renk temalarını seçebiliyorsunuz. Bakın birçok seçenek karşınıza çıkıyor. Ve tamamen gördüğünüz gibi değişiyor. Bunlar da tabii ki isterseniz kullanabilirsiniz. Sohbet listesi olarak 2 satır 3 satır şeklinde seçenek vermiş. Gece modu var. Bunları tek tek Bakabilirsiniz, bunlar bayağı detay kısımlar. Geçiyorum buraları ve daha sonrasında klasörler kısmına geliyorum. Buraya da dosyalama klasör sistemleri oluşturabiliyorsunuz. Mesela sohbet ekle demiş. Buradan kendinizde grup oluşturabiliyorsunuz. Gruplar diyebilirsiniz. Buradan gruplara da yeni kişileri kaydedebilirsiniz. Düğmesine basabilirsiniz. Evet, gruplar bu şekilde oluşturabiliyorsunuz grubu da tekrardan bu şekilde silebiliyorsunuz. Yine bu detaylarda dediğim gibi ileriki videolarda değineceğim. Şu anda bir bilgilendirme amaçlı yapıyorum. Cihazlar kısmına geldiğinizde biraz önce gösterdiğim gibi hangi cihazdan bu telegrama girdiyseniz onları gösteriyor. Buradan da bir soru sor kısmı var. Bunları da sonradan inceleyeceğiz ve Telegram'da sık sorulan sorular var. Yine buradan da kafanıza takılan bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu videomuz biraz daha bilgilendirme videosuydu. Yani burada programın genel yapısı olarak bütün birimlerini bütün kısımlarına girerek tek tek sekmelere girerek işlerinde neler var bunları göstermek istedim. Daha detay bilgilere bildirim sesler, gizlilik, güvenlik, veri depolama, sohbet ayarları gibi klasörler nasıl oluşturulur, onun alt dosyaları nasıl oluşturulur, bunları nasıl şifreleriz bunların hepsini daha sonrasında detay videolarda geçeceğim. Şu anda sadece bir kurulum yaptık ve Whatsapp'tan buraya yavaş yavaş bir geçiş olduğu için yani mağdur olmamanız açısından genel geçer yüzeysel bilgiler verdim. Yine diğer programları da tanıtmaya devam edeceğiz. Yakında e, bir programı, Signal programı gibi e, daha da sizlerden gelen talepler olursa farklı programları da tanıtırız. Bilgilendirmesini yaparız. Önce bilgilendirme daha sonrasında detay videolar çekmeye devam edeceğiz. Çok yakında da 10.000 aboneye özel, 10.000 aboneyi geçtik sizler sayesinde. 10.000 aboneye özel çekilişimiz olacaktır. Buna da katılmayı unutmayınız. Katılım iyi olursa bu tür çekilişleri sürekli de yapacağız. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Arkadaşlarınızla da kanalımızı paylaşırsanız, videolarınızı paylaşırsanız daha da hızlı büyürüz. Daha da hızlı verilere ulaşımımız sağlanmış olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayınız.